Bir insan düşünün, bir öğrenci tıp fakültesine gitmiş, okumaya gitmiş. 6 sene bahçede dolaşmış, simit almış, simit satmış, çorap almış, çorap satmış. Ve 6 seneyi geçirmiş. Şimdi ona diyorlar ki diplomanı getir. Ama derse girmemiş. Bakın, maksadını, maksudunu kaybeden öğrenci değildir artık. Bir insan ki şu aleme gelmiş, 60 sene, 70 sene, 80 sene, 90 sene bir ömür verilmiş. Her gün güneş doğmuş, bütün bu alem onun önüne serilmiş. Her gece bir başka tablo yıldızlar sergilenmiş. Gece dinlendirilip gündüz taze Bismillah yeniden diriltilmiş. Ya bir kere merak edip de, ya ben bu alemde niçin varım? Allahu Ekber diye minarelerden duyulan ses ne ifade ediyor? Her sene gelen Ramazan neyi ifade ediyor? Kurban neyi ifade ediyor? Haç neyi ifade ediyor? Bir ilim adamı bir baktığımda işte bir bardak diyorsun ki bu bardağın bir tutacak yeri var. Bir de içi var. İçine içecek bir şey koyuyorsun, buradan da tutuyorsun. Bir maksat var. Bu yapılırken bir amaç güdülmüş. Ya bir bardak, bir toplu iğne amaçsız olmuyor. Bir ağaç amaçsız olmuyor. Bir çiçek amaçsız olmuyor. Bir tohum amaçsız olmuyor. Bütün bu varlık okyanusu nasıl amaçsız, gayesiz olabilir? Cenab-ı Allah imana karşı açlığımızı hissettirsin. Marifetullah'a karşı açlığımızı hissettirsin. Hazreti Allah bilindikçe sevilir. Hazreti Allah tanındıkça sevilir.